Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Üzerinde bulunduğumuz sokak, Açelya Sokağı bağlantılı bir sokak. Ancak üzerinde bulunduğumuz yerin ismi devamı mıdır bilinmiyor. Birkaç sokak bağlandığı için bize karanlık. Ancak bizim gelmek istediğimiz şu saygıdeğer izleyenler. Biraz evvel buradan iki tane orta yaşlı hanımefendi geçti. Onlara buralı mısınız diye sordum. Hayır, misafiriz ama burada evimiz var dediler. Yeni geldiklerini söylediler. Bu yolları nasıl buluyorsunuz dedim. Onu muhtar yaptıracak beyefendi dediler. Ben de kendilerine izah ettim. Dedim ki muhtarı sizler seçersiniz ama seçtikten sonra muhtarı kendi kişisel duygu ve düşüncesine bırakmaz. Onu çalışıyor mu çalışmıyor diye denetlersiniz dedim. Yani sizin asli göreviniz seçmekle bitmiyor. Yani seçtikten sonra da seçtiğiniz muhtar dahil, belediye başkanı dahil, azalar dahil, milletvekili dahil, buna cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere bu insanların insanlara karşı nasıl davrandıklarını da tetkik etmek, ona göre gelecek seçimlerde kendinize yön vermek mecburiyetindesiniz dedim. Biz yüze bakmayız, oyu verir gideriz dediler. Bu düşünceye sahip insanlardan kendine fayda olmaz ki bu ülkeye, Ünye'ye fayda olsun. Saygıdeğer izleyenler, burada inşaat alanı, blok blok apartmanlar var. Şimdi insanlarda yanlış bir düşünce var saygıdeğer izleyenler. İnşaat alanının olduğu yerlerdeki yollar inşaat bittikten sonra yapılır anlayışa hakim. Halbuki önce yol yapılır, ondan sonra inşaata girilir. Şimdi bu düşünce belki bazılarına ters gelebilir ama inanın yol medeniyettir diyorsak önce bu mahallenin muhtarı yolunu yaptıracak. Yapmayan belediye başkanının makamından ayrılmayacak kardeşim. Meclis üyelerinin başının etini yiyecek. Siz, biz en iyisini yapacağız diye seçildiniz ama bizim mahallemize gelmiyorsunuz diye ona sitemde bulunacak. Yoksa yattığı yerden aybaşı gelsin, maaşı alayım yeter. Böyle zihniyetle bu memlekete ve bu millete hizmet edilmez, iyilik edilmez, kötülük edilir diyor. İnsanlarımızı gerçekten bilgili ve bilinçli olmaya davet ediyoruz saygıdeğer izleyenler.